Merhaba sevgili öğrenciler bu videomuzda doğal sayılarla bölme işlemini öğreneceğiz doğal sayılarla bölme işlemi birkaç video sürecek bu birinci videomuz ancak burada her tarz bölme işlemini örneklerle açıklayacağız fakat konuyu daha iyi kavrayabilmeniz için özellikle bu videodan sonra yükleyeceğim videoyu izlerseniz oradaki alıştırmaları yaparsanız daha iyi kavramış olursunuz konuyu o videoya nereden ulaşabilirsiniz şurada sağ üst köşede çıkacak olan i harfini tıklarsanız o videoya sizi yönlendirecektir. Hemen başlayalım isterseniz. Öncelikle bir problemle karşılaşıyoruz. Beray ve Mara 24 cevizi aralarında eşit olarak paylaştığında her birine kaç ceviz düşer? Dikkat çekmemiz gereken burada bir kelime grubu var eşit olarak paylaştığında diyor bakın eşit olarak paylaştığında paylaştırıldığında bölüştürüldüğünde gruplandırıldığında gruplaştırıldığında ya da eşit dağıtıldığında gibi kelime ve kelime gruplarını duyduğumuzda biz ne yapacağız bölme işlemi yapacağız. Önce bölme işlemimizi yapalım. Sonra bölme işlemimizi yaptıktan sonra bunu model üzerinde yani cevizleri gerçekten dağıtarak bölme işlemimizi doğru yapmış mıyız yapmamış mıyız onu kontrol edeceğiz. Önce nasıl yapıldığına bakalım bölme işleminin. Bölme işlemini yaparken en soldaki basamaktan başlarız. Yani onlar basamağından 2'nin içerisinde 2 kaç tanedir diye sorarız. 2'nin içerisinde 2 bir tane vardır. Onu buraya yazarız. 1 kere 2 2. Daha sonra 2'den 2'yi çıkarırız. 0. Ardından 4'ü 4 birliği aşağı ineriz. Ve 4'ün içerisinde 2'yi ararız. 4'ün içerisinde 2 kaç tanedir? 2 tanedir. Çarpım tablosunu iyi biliyorsunuz. Bunlara şaşırmazsınız. 2 kere 2 4 diyoruz ve çıkarıyoruz 0. Şimdi bu bölmede buradaki sayıların her birinin birer adı var. Yani terim adları var. Şimdi bu terim adlarını yazalım tek tek isterseniz. Önce buradan başlayalım. 24. Şimdi 24 nedir bizim? İki kardeş olan Beray ve Mara 24 ceviz demiştik. Bunu ne yaptı? Böldü. Aralarında paylaştı. O zaman 24 bölündüğüne göre bak söylüyoruz. Bunun adı nedir? Bölünen Peki bölen e, kim burada Beray ve Mara yani iki kardeş bu iki Beray ve Mara'yı temsil ediyor o zaman buna ne diyebiliriz bölen diyebiliriz bunlar paylaştıklarında her birine düşen ceviz miktarı ise nedir bizim için bölümdür bölme işleminde bunun adı da bölümdür şimdi burada e, herhangi bir ceviz kalmadı ama biz buraya yine adını yazalım e, sıfır olduğunda kalansız bölme işlemi diyoruz burası sıfırdan farklı olduğunda biz buna ne diyoruz Kalan diyoruz buradaki sayımıza kalan diyoruz. Buradaki kalan hiçbir zaman bölenden büyük olamaz ya da bölene eşit olamaz. Yani burası 1 ve e, olabilir, 0 olabilir. Fakat 2 iki ve 2'den büyük herhangi bir sayı olamaz. Şimdi biz bunu model üstünde gösterelim. Cevizlerimizi dağıtalım bakalım gerçekten e, doğru mu yaptığımız işlem. Şimdi önce ne yaptık biz e, işlemimizi yaparken onlar basamağını dağıttık Yani 2'yi İki kardeş arasında iki onluğumuzu dağıttık. Hemen bakalım şöyle cevizlerimizi. Burası bir onluğumuz. Öncelikle bu onluğumuzu Beray'a verelim. Beray abla çünkü önce ona verelim. Ee, şimdi gelelim ikinci onluğumuza. İkinci onluğumuzu da dağıttık. Mara'ya verdik iki onluğumuzu da. Gördüğümüz gibi iki onluğumuzu dağıttığımızda burada da görüyoruz. Bir tane düştü her birine. Şimdi gelelim birliklere. Birlikleri dağıtıyoruz. Birlikleri dağıtırken. Her birine 2 düşmüştü. Bakalım gerçekten öyle mi? 2 tanesini verdik bere'ye. 2 tanesini de Mara'ya verdik. Gördüğümüz gibi kaldı mı hiç? Hiç kalmadı. Kalanımız burada da 0'dı. Evet. Şimdi de öğrendiklerimizi alıştırmalarla pekiştirelim. 48'i 4'e böleceğiz öncelikle. 48'i 4'e bölerken ne yapıyoruz? Onlar basamağına başlıyoruz. En soldaki basamaktan başlıyoruz. 4'ün içerisinde 4 kaç tanedir diyoruz? 1 kere vardı. 1 kere 4. 4. 4'ten 4 çıktı. 0. 8'e aşağı indik. 8'in içerisinde 4 kaç tanedir? 2 tanedir. 2 kere 4. 8. 8'den 8 çıktı. 0. Gelelim ikinci bölme işlemimize. En, Yine en soldan başlıyoruz. Onlar basamağından yani. 9'un içerisinde 3 kaç tanedir? 3 tane 3 vardır 9'un içerisinde. 3 kere 3. 9. 0. 6'ya aşağı indik. 6'ın içerisinde 3. 2 keredir. 2 kere 3, 6, 0. 21 yumurta 3 kutuya eşit olarak bölüştürülürse, her bir kutuya bölüştürülürse, altını çizelim, her bir kutuda kaç yumurta olur? Yine anahtar kelimemiz bizim burada bölüştürülürse, yani bölme işlemi yapacağız demektir. 21'i 3'e böleceğiz. Şimdi 21'i 3'e bölerken ne yapıyoruz? Önce 2'nin içerisinde 3 arıyoruz. 2'nin içerisinde 3 yoktur. 21'in içerisinde 3 arayacağız. 21 içerisinde 3, 7 keredir. 7 kere 3, 21 çıkarırsak 0 0. Bu model üzerinde gösterirsek şimdi modelleyelim gerçekten 21'i 3'e böldüğümüzde yani 21 yumurtayı 3 ayrı kutuya dağıttığımızda her birine 7 tane düşüyor. Bir bakalım. Önce buradan 1 2 3 4 5 6 7. 7 tanesini saydık ve aldık. Daha sonra 7 tane daha alalım. 2, 4, 6, 7. Buradan 7 tane daha aldık. Ve onu da ayrı bir yere grupladık. Gördüğümüz gibi bu son grubumuzda da yine 3, 6, 7 yumurtamız kaldı. Yani yaptığımız işlem doğrudur. Model üzerinde de görmüş olduk bunu. Gelelim alıştırmalarımıza. Alıştırmaları yaparken yine en soldan başlayacağız. Onlar basamağından 4'ün içerisinde 6 yoktur. 42'nin içerisinde 6'yı arayacağız. 7 keredir. 7 kere 6. 42'dir. Yazarız ve çıkarma işlemimizi yapalım. 0, 0. 64'ün içerisinde 8 arayalım. altın içerisinde 8 yoktur. 64'ün içerisinde 8 ararız. 64'te 8, 8 keredir. 8 kere 8, 64 yapar. çıkarma işlemimizi gerçekleştirelim. Evet, 8'dir. 64'ün 8'e bölümü 8'dir. Bir problemle karşı karşıyayız yine her zaman olduğu gibi. Emek ve iklim 36 eriği aralarında eşit olarak paylaşırsa. Evet yine anahtar kelime grubumuz burada. Her birine kaç erik düşer? Bölüştürmede paylaştırmada biz ne diyorduk? Bölme işlemi yapılacak burada diyorduk. Bakalım şimdi 36 eriği 2'ye böleceğiz. Yani emek ve iklim arasında paylaştıracağız. O zaman ne yapalım? Önce onlukları dağıtalım. 3 onlukta da 2'ye bölersek 1 yapar. 1 tane vardır 3 onun içerisinde 2. 1 kere 2 2 yapar. 3'ten 2 çıktı. 1. 1'de 2 yoktur. 6'yı aşağı indik. 16. 16'nın içerisinde 2 kaç tanedir? 8 tanedir. 8 kere 2, 16'dır. Çıkarım işlemimizi gerçekleştirelim. 0, 0. Ne yapmış olduk? 36 eriği biz iklim ve emek arasında paylaştırdığımızda her birine 18 tane düşüyormuş. Bakalım gerçekten öyle mi? Önce ne yapalım? Onlukları dağıtalım. Şimdi e, 3 onluk var burada ve önce birer tane dağıtalım. Bu emeğin olsun. Bu defa küçükten başladık. Emek iklimden küçük. Evet. Bu da iklimin olsun. Şimdi birliklerimizi dağıtırken nasıl bir yol izleyeceğiz? Birliklerimizi dağıttığımızda biz şöyle yapalım. 8 tane düşüyormuş birlik. Bakalım gerçekten öyle mi? 2, 4, 6. 6 tanesini bir verelim önce emeğe. Sonra 2 tane daha buradan verelim. Geriye 2, 4, 6, 8 tane kaldı. Demek ki işlemimiz gerçekten doğru modeller üzerinde de modelleme ile de bunu anlayabiliyoruz, ispatlayabiliyoruz. Alıştırmalarla biraz pekiştirelim şimdi öğrendiklerimizi. 7'nin içerisinde 5 bir keredir. Bir kere 5, 5. 7'den 5 çıktığında 2 kalır. 2'nin içerisinde yoktur. 5'i aşağı indik. 25, 25'in içerisinde 5. 5 keredir. 5 kere 5, 25. Şimdi şöyle söylüyoruz, alışkanlık olmuş ama 2'nin içerisinde 5 yoktur diyoruz. Zaten olmaz. Eğer olursa bu işlem yanlış demektir. Yani tekrar bunu baştan düşünmemiz lazım. Yani buradan çıkardığımızda şuradaki kalan sayının içerisinde hala bir bölen varsa bu yanlış yapmışız demektir işlemi. Dikkat edelim ona 8'in içerisinde 6, 1 keredir. 1 kere 6, 6, 8'den 6 çıktı 2. Yani şimdi 2'nin içerisinde 6 olması buradaki kalan sayının içerisinde buradaki bölen olması imkansız zaten. Ne yapmamız lazım? Ee, o zaman işlemimizi kontrol etmemiz lazım tekrardan. 4'ü aşağı indik. 24. 24'ün içerisinde 6. 4 keredir. 4 kere 6. 24. 4'ten 4 çıktı. 0. 2'den 2 çıktı. 0. Yine bir farklı tip problemle karşı karşıyayız. Bakalım problemimize. Şimal 44 balığı 3 akvaryuma eşit olarak dağıttığında her bir akvaryuma kaç balık düşer? Ve dağıttığında diyor bak eşit olarak dağıttığında bu bizim yine bölme yapacağımız anlamına geliyor. Bakalım. Evet akvaryumlarımız burada ve balıklarımız burada. Sanki akvaryumlarımız biraz küçükmüş gibi balıklara göre, sayılarına göre daha doğrusu balıkların sayılarına göre bakalım dağıtalım nasıl oluyormuş. Öncelikle 4'ün içerisinde 3'ü arayacağız. 4'ün içerisinde 3 vardır. 1 keredir. 1 kere 3 3 4'ten 3 çıktı. 1 sonra 4'e aşağı indik. 14. 14'ün içerisinde 3 kaç tanedir? 4 tanedir. 4 kere 3 12'dir. 4'ten 2 çıktı. 2. 1'den 1 çıktı. 0. Burada 2 kaldı. Peki 2'nin içerisinde 3 var mı? Yok. İşte biz buna ne diyoruz? Kalan diyoruz. Yani ilk e, örneğimizde gördüğümüzde burası 0'dı. Daha doğrusu bu zamana kadar hep 0'dı. Şimdi farklı bir sayı oldu. İşte paylaştıramıyoruz 2'yi, 2'yi 3'e paylaştırabilir miyiz, 3 akbaryuma paylaştırabilir miyiz 2 balığı? Hayır paylaştıramayız, birine eksik düşer o zaman eşit olarak dağıtmamız lazım. Eşit olarak dağıtamadığımıza göre şunu diyebiliriz o zaman, paylaştırılamayan sayıya kalan denir. Evet paylaştırılamayan sayıya kalan denir, bu önemli. Model üzerinde bir bakalım gerçekten böyle mi oluyor işlem. şimdi. E önce 4 onlukları, onlukları bir dağıtalım. Onluk balıklarımızı birinci akvaryumumuza götürelim. Sonra ikincisini alalım. Diğer akvaryumumuza götürelim. Sonra bunu götürelim. Buraya koyalım. Şimdi bir onluğumuzu da yine 3 akvaryuma yani bir onluğumuz kaldığı için eşit olarak dağıtamaz. Biz onu birlik olarak düşüneceğiz artık. Her birine 4'er tane daha verelim bakalım. 4 tane buraya verdik. 4 tane ikinci akvaryuma verdik. 4 tane son 3. akvaryumuza verdik. Gördüğümüz gibi 2 balığımız kaldı. Eşit olarak dağıtamadığımız için artık onları bırakıyoruz. Bir arkadaşımıza hediye ederiz onu da artık. Alıştırmalarla öğrendiklerimizi pekiştirelim. 3'ün içerisinde 4 yoktur. Ne yapacağız? 38'in içerisinde 4 arayacağız. 38'in içerisinde 4 kaç tanedir? 9 tanedir. 9 kere 4 36 eder. 8'den 6 çıktı 2. 3'ten 3 çıktı 0. Evet burada kalan nedir? 2. 58'in içerisinde 3. pardon önce 5'in içerisinde 3 arayacağız. 5'in içerisinde 3 vardır. Alışmışız bizde. Evet. Bir kere vardır. Bir kere 3. 3. 5'ten 3 çıktı. 2. 2 de 3 yok. 8'i e aşağı indik. 28'in içerisinde 3. 9 keredir. 9 kere 3. 27'dir. 8'den 7 çıktı. 1. 2'den 2 çıktı. 0. Burada e, 28 28'in içerisinde 3 kaç kere derken ben direkt 9 diyorum. Artık ben pratiklik kazandım. Siz bunu hemen birden yapamayabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Tahmin edeceksiniz. Biraz düşüneceksiniz. Görmeye çalışacaksınız. Deneyebilirsiniz. Farklı farklı yanlış çıkabilir. Bunu düzeltebilirsiniz. Yani bu böyle böyle öğrenecek çocuklar. Gelelim yeni bir örneğimize. Burada evet çok dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Şimdi bölüme sıfır ekleme diyor. Yani durup dururken biz bölüme niye sıfır ekleyeceğiz? Şimdi bakalım. Bu defa gruplama diyelim. Biz 32 birim küpümüz var. Ve biz bunu grupluyoruz. Üçerli olarak grupluyoruz diyelim. Üçerli gruplama yapacağız. Şimdi önce onlukları gruplayalım. 3 Üç onluğu üçerli grupladığımızda şöyle yapalım. Herhangi bir yere çekmeyelim böyle olsun. Üçerli grupladık tamam. 3 Üç onluğu üçerli grupladığımızda kaç grup elde ettik biz? Bir tane grup elde ettik. O zaman 3'ün içerisinde 3 nedir? 1 kere deriz. 1 kere 3, 3. 3'ten 3 çıktı. 0. E şimdi 2'ye aşağı indik. Yani 2 tane birliğimiz var. Peki 2 birliği biz 3'erli gruplayabilir miyiz? Hayır gruplayamayız. E, o zaman e, ne yapmamız lazım? Şimdi yukarıdan aşağıya bir sayı indik. Ve onun içerisinde buradaki bölen yoksa buraya bir 0 eklememiz lazım. Neden? Çünkü 2'yi biz 3'erli gruplayamayız. Yani yok 0. O zaman buraya ne yapacağız? 0 yazacağız. Evet gördüğümüz gibi bölüme bu şekilde sıfır ekliyoruz. Örneklerle alıştırmalarla öğrendiklerimizi pekiştirelim. 4'ün içerisinde 4 bir keredir. 1 kere 4 4 eder. 4'ten 4 çıktı 0. 1'i aşağı indik. 1'in içerisinde 4 yok. Yok demek ne demektir? 0 demektir. O zaman buraya 0 ekleyelim. 6'nın içerisinde 6 bir keredir. 1 kere 6 6. 6'dan 6 çıktı 0. 4'ü aşağı indik. 4'ün içerisinde 6 yoktur. Yok demenin sıfır olduğunu öğrenmiştik. Buraya ne yapıyoruz? 1, 0 ekliyoruz. Şöyle de düşünebiliriz. Yukarıdan aşağıya bir sayı indik. Ve sayının içerisinde buradaki bölen yoksa buraya mutlaka 1, 0 ekliyoruz. Bu çok önemli. Yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz alttaki beğen düğmesine tıklayabilirsiniz. Bir hatırlatma da bulunayım. Eğer bu videoyu öğrendiklerinizi pekiştirmek istiyorsanız yukarıda, şurada bir yerde çıkacak olan i'ye tıklarsanız örneklerle bu öğrendiklerinizi daha iyi pekiştirebilirsiniz. Herkese iyi günler.